Sevgili arkadaşlar, çok yoğun olduğumuzdan dolayı stüdyoya gidemedik video çekimi için. Bugünkü video paylaşımı için arabada yolculuk esnasında video çekiyorum ve bugün inşallah bu videoyu paylaşacağız. İnsanlar genellikle yok dediği için yok oluyor elindekileri. Şikayet edenler, elindeki nimetleri görmeyenler, onlar elindekilerini de kaybediyorlar. Mesela ailesi var, huzuru var, sağlığı var. Mesleği var, parası var, malı var, mülkü var. Bunları sürekli sanki yokmuş gibi söylerse, sürekli yokluk bilinciyle hareket ederse, o elindekilerini de kaybediyor. İşte huzurunu kaçırıyor aslında. Ailesindeki o mutluluğu, o huzuru görmediği için elindeki mutluluğunu kaybediyor. Veya malı var, mülkü var, arabası var. Tamam mı? Ne var elinde bilmiyorum. Ne varsa yokluk bilinci yaşadığından dolayı yok dediği için yok oluyor. Ben onu yıllar önce babamdan 7 yaşındayken o dersi aldım. Bana oğlum hiçbir zaman yok deme. Yok dersen yok olur. Bolluk bilinciyle yaşa demişti bana. Şükret. Elindekilerine şükret. Elinde ne varsa minnettar ol demişti ve herkese onu tavsiye ediyorum. Genellikle insanlar sürekli negatif tarafından bakıyorlar. Niye? Çünkü etrafındaki insanlar negatif. Televizyonu açıyor, hep yokluk bilinci. Hep negatif haberler. Her şey çok kötü. Kıyamet koptu sanki. Anlatabiliyor muyum? Veya televizyon olmasa diziler öyle. Diziler öyle olmasa da filmler öyle. Film yokluk bilinci sana yüklüyor. Arkadaşın sana yokluk bilinci yaşatıyor. Veya senin çevrendeki insanlar yokluk bilinciyle sana tacizde bulunuyor. Herkes negatif ile sana yaklaşıyor. O şekilde senin beynini programlıyorlar. Zaten 18 yaşına kadar 144 bin kere negatif cümleleri duydun. O şekilde programlandın. Yokluk bilinciyle programlandığın için bir türlü var olana odaklanamıyorsun. Hep yok tarafa bakıyorsun. Yok tarafa baktığından dolayı da yokluk bilinci yaşadığından dolayı otomatikmen bereketin olmuyor. Bereketin olmuyor. Olsa da kısa süreliğine oluyor, onu da kaybediyorsun. Dolayısıyla senin en çok dikkat etmen gereken konu dil kalıplarını değiştirerek yokluğa değil bolluğa odaklanman gerekiyor. Var olana odaklanıp şükretmen gerekiyor. Minnettar olman gerekiyor. Çünkü beynimiz o şekilde çalışıyor. Var olana odaklanıyor. Negatif tarafını söylersen beyin yokmuş gibi hissediyor ve yok olması için beyin bütün hücrelere, bütün bedendeki hücrelere emir veriyor. Kişi ya nasılsın? İşte iyi diyelim, iyi olalım. Deyince kişi bilinç aldığında o zaman negatif tarafa odaklanıyor. Yani sağlıksız tarafına, hastalık tarafına, iyi diyelim, iyi olalım, iyi değilim, demek ki ben iyi değilim tarafına bakıyor ve bütün hücrelerine iyi olmaması için emir veriyor bir çeşit. Ve kişi istemeden hastalanıyor. Çünkü bağışıklık sistemi düşüyor hücrelere verdiği emirden dolayı. Bunu bolluk için de aynı şekilde düşünebilirsin. Kişi sürekli ya işte onlar da var, bende yok. Komşumda var, bende yok diye tekrarlarsa cümleleri, hep negatif tarafa odaklanırsa, bir de haset yaparsa, o zaman yine elindekilerini kaybetmesi için beyin hücrelere emir veriyor. Elindekilerini kaybediyor kişi bu sefer. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, dikkat etmek gerekiyor. Bela insanın diline bağlıdır. Hadis-i şerif. İnsanın başına ne gelirse aslında dilinden kaynaklı. Sen söyledin, oldu. Dil söyler, saklanır, baş belaya katlanır değerli arkadaşlar. Senin başına ne geldiyse, senin dilin ile gündemde tuttuğun neyse ondan kaynaklı. Ya hayır konuşacaksın ya susacaksın. Eğer yokluk hayırsız bir şeyse o zaman konuşmayacaksın. Yokluk tarafına bakmayacaksın. Neyi konuşacaksın? Var olan, elinde ne varsa oraya odaklanacaksın ve onu büyüteceksin. Bu
bunları uygulayarak bizim programlarımıza katılan insanlar bolluklar yaşıyorlar. Bolluk bilincini beynine koyduklarından dolayı başarıları arttı. Başarılarında bolluk oldu. Huzurlarında bolluk oldu. Paralarında bolluk oldu. Sağlığında iyilikler oldu, güzellikler oldu. Mesleğinde daha keyifli. Kişiliği, özgüveni arttı. Niye? Bolluk bilincinden kaynaklı. Dil kalıbını değiştirerek. Odaklandığı yer bolluk olduğu için değerli arkadaşlar. Herkes uygulayabilir. Birkaç gün deneyebilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. Eğer benim bu konuda sana yardımcı olmamı istiyorsan, nerede senin ayak bağının ne olduğunu bilmek istiyorsan, çözmek istiyorsan, kafandaki kilitlerin ne olduğunu anlayıp çözmek istiyorsan, kendini bolluğa, berekete, huzura, güzelliğe programlamak istiyorsan, kafandaki kilitleri çözerek, o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Biz sana senin kafandaki engeller nelerdir, senin ayak bağın nelerdir, senin bilmediğin asıl sebepler, asıl sorunlar nelerdir, bunu durum analizinde anlayabiliriz. Biz durum analizinden sonra senin arzuladığın hedefe, başarıya, huzura nasıl varabileceğini adım adım sana gösterebiliriz. Bunun için biraz önce dediğim gibi hemen videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Biz binlerce insana bu konuda yardımcı olduk. Onlar şimdi daha huzurlular, daha başarılılar, daha iyi yerlerdeler. Herkes başarabilir. Sadece içindeki o potansiyeli uyandırman gerekiyor. İçindeki o aslanı uyandırman gerekiyor. Harekete geçmen gerekiyor. Şimdi harekete geç. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.